Konuya şöyle başlayalım. Hasenetül ebrar seyyiatül mukarrebin. Ne demek? Şu demek oluyor. Ebrar iyiler yani. İyilerin sevapları, mesela sizin gibi güzel insanların sevaplarını düşünelim. Allah Resulü'nün hanesine yaklaşmış insanlara günah gibi olur demek. Bir örnekle girelim mi? Ta zamanında Bişri Hafî diye bir zat var. Bir gün Bişri Hafî'nin kızları damda iplik büküyor. O dönemin bir geçim kaynağı. Ertesi günde dönemin imamı Ahmet İbni Hanbel'in yanına varıyorlar. Ya imam, bir sualimiz var. Nedir? Hayırdır? Biz damda iplik bükerek geçimimizi sağlarız. Bir gün tam iplik bükerken yanımızdan bir komşu geçti ve o komşunun ışığı damımıza vurdu. Biz elimize gelen o ışıkla duramadık, iplik bükmeye devam ettik. Böyle bir iplik bükmenin parası haram mıdır? Bunu bize söyler misin deyince Ahmet İbni Hanbel hüngür hüngür ağlıyor. Diyor, vallahi böyle bir iplik bükmek haram değildir ama Bişri Hafî'nin evine o ipliğin parası da girmesin diyor. Ne demek bu? Hasenetül ebrar seyyiatül mukarrebin demek. Yani peygamber hanesine yaklaştıkça helaller bile haram gibi olur. Gibi diyorum, haram olur demiyorum. Hassaslık artar demek istiyorum yani. Etrafınızda da öyle görmüyor musunuz? Bir insanın yaşayışına, hassasiyetine, inceliğine baktığınızda onun o inceliklerinden diyorsunuz ki Allah Allah. Ya tam Resulullah'a komşu olacak zat diyorsunuz değil mi yani? İçinizden geçen bir hüsnü zan bu yani, haşa biz bilemeyiz de onu. Ne demek bu yani, onun yaşayışındaki incelik insanların rahat yaptığı mübah ve helallerden bile el çekmeyi doğuruyor yani. Şimdi Efendimizin hayatında az önce söylediğimiz kaideye benzer bir olay yaşanmış ve bu olaya İla hadisesi denmiş. Hicretin 9. senesi, ne demiştik? Heyetler yılı demiştik, hatırlar mısınız? İnsanlar geliyor, kabile kabile iman ediyorlar. 10 bin, 20 bin, 30 bin insanlardan cizye alınıyor, zekatlar alınıyor. Ve çok ciddi bir ganimet var. Ve bir gün peygamber hanımları konuşurken aralarında diyorlar ki yahu ta zamanındaki en fakir insanlar, en yoksul insanlar bile ne kadar rahat hayatlarda yaşıyorlar. Yahu bizim de bir parça daha rahat yaşamaya hakkımız yok mu deyip tek bir isteklerini Efendimiz'e sunmak noktasında meşveret ediyorlar aralarında. Peygamber hanımları Efendimiz Aleyhisselam'dan ne istemişler biliyor musunuz? Ev, araba, yat, kat, hizmetçiler, daireler hiçbirini istememişler. Hanım başı bir kıyafet istemişler. Hatta rivayette geçiyor böyle, benekli kıyafet diyor, birisi şöyle kıyafet diyor. Bak ya, Medine'de eskiden yoksul olan o kadar insan bile, o kadar hanım bile rahat yaşıyor. Ya biz bir kıyafet istesek olmaz mı diye aralarında meşveret ediyorlar. Meşveret başı kim? Ayşe annemiz. Karar alıyorlar, listeye tutuyorlar. İşte sen benekli bir kıyafet, sen böyle deyip birer kıyafet. Bu kadar yani bak. Peygamber hanımlarının tek istediği Allah Resulü'nden birer kıyafet. O esnada içlerinden sözü seçiyorlar Ayşe annemiz. Aradan biraz vakit geçince Ayşe annemiz ben hakkımdan caydım diyor, ben istemiyorum diyor. Diğerleri olur, bizimkini iletebilirsin deyince gidiyor Efendimiz Aleyhisselam'a, böyle bir istekte bulunuyorlar. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselam'a böyle bir taleple gelince Efendimiz Aleyhisselam bunu duyuyor ve üzülüyor. Üzüldükten sonra Mescid-i Nebevi'nin yanında Meşrebe diye anılan bir çardak, bir çadır. Oraya yerleşiyor ve bir ay boyunca eve gitmemeye söz veriyor. Tabii Medine'de Efendimiz Aleyhisselam'ın çadırda kaldığını kim görse hüngür hüngür ağlıyor. Bir gün Hazreti Ömer Avali diye bir bölgede, o bölgeyi teftişte. O esnada birisi Hazreti Ömer'in çadırına geliyor hızlıca. Itban bin Malik. Ya Ömer, ya Ömer, yetiş ya Ömer diye. Hazreti Ömer çıkıyor. Ne oldu diyor. Gassaniler mi bastı diyor yoksa burayı diyor, Medine'yi. Hani ileride Tebük seferi olacak ya, Gassaniler yani Rumlar, Bizanslarla ilgili zaten kızışmalar var yani. Hazreti Ömer'in de kafası sürekli orada, ne oldu diyor, Gassaniler Medine'ye mi bastı diyor. Yok ya Ömer diyor, daha kötü şey oldu diyor Itban. Ne oldu ya diyor, söylesene diyor. Korkarım ki Hazreti Peygamber hanımlarını boşadı diyor Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Ömer üzülüyor. Hadi diyor, hadi hemen diyor Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına. Bir gidiyor, abu Mescid-i Nebevi'nin orada. Efendimizin etrafında herkes hüngür hüngür ağlıyor, Efendimiz de çadırda çıkmıyor. Hazreti Ömer geliyor. Efendimizin önünde de hizmetlisi Rebah var çadırın önünde. Rebah diyor, söyle ben Efendimiz Aleyhisselam'la görüşmek istiyorum diyor. Efendimiz dönüt vermiyor. Bir daha söylüyor, Rebah bak söyle diyor, söylüyor yine dönüt yok. Bir daha söylüyor, dönüt yok. Hazreti Ömer üzülüyor, yerinde duramıyor. Ya Resulallah, vallahi diyor Hafsa ile ilgili gelmedim yanına diyor. Hafsa kim? Kendi kızı Efendimizin hanımı. Zaten yolda gelirken Hazreti Ömer başka bir olaya daha sinirleniyor. Efendimiz'e koşup giderken boşamış hanımlarını diye duyduğunda. Ya Hafsa diyor, ya Hafsa, ben sana söylemedim mi diyor Ebu Bekir'in kızıyla yarışma diye. Kim oluyor Ebu Bekir'in kızı? Ayşe annemiz oluyor. Ben sana demedim mi ya Hafsa diyor. Allah Resulü Ayşe'yi senden çok sever, Ebu Bekir'i de babandan çok sever diye diyor. Ya kim bunu böyle diyebilir? Ya nasıl bir gönül ya? Kim diyebilir abi bunu? Daha sonra Hazreti Ebu Bekir bağırır çadırın dışında. Ya Resulallah vallahi Hafsa ile ilgili gelmedim, aç çadırı gireyim diye. Allah Resulü de tamam Ömer der, içeri girer. Sonra ne oluyor biliyor musun? Hazreti Ömer bir girer ağlamaya başlar. Niye? Hasırın izi Efendimiz Aleyhisselam'ın yüzünde iz yapmış. Hazreti Ömer ağlamaya başlar. Zira Efendimiz ekseriyetle yerde değil, şöyle bir sedir boyunda bir yerde yatar. Ama hanımlarını bir ay boyunca terk edip çadıra geçtiğinde bir hasırda yatıyor. Ve o hasır Efendimiz Aleyhisselam'ın yüzüne iz yapıyor.
Hazreti Ömer üzülmeye başlar. Ne oldu der Ömer, niye üzülüyorsun? Ya Resulallah, Kisralar, melikler, yöneticiler, paşalar, saraylarda rahatlar içerisindeyken sen ki iki cihanın sultanısın. Uzandığın hasır yüzünde iz yapmış. Efendimiz Aleyhisselam ne der cevap olarak? Ey Ömer, istemez misin bu dünya onların olsun, ahirette bizim olsun diye. Normalde Hazreti Ömer'in Efendimiz'i teselli etmesi lazımken, Efendimiz Aleyhisselam o halde bile Hazreti Ömer'i teselli ediyor. Hazreti Ömer o cümleyi duyduktan sonra rahatlıyor ama konuya nasıl girecek bilmiyor. Allah Resulü hanımlarını boşadı mı boşamadı mı çok merak ediyor. Diyor ki, ya Resulallah bu Zeyd'in kızı var ya diyor. Kim biliyor musun? Atiye binti Zeyd. Yani Hazreti Ömer'in eşi. Bu Zeyd'in kızı var ya diyor. Geçen diyor üç kere üst üste benden bir şey istedi diyor. Üçüncüde öyle bir anlatmışım ki bir daha isteyemedi diyor. Efendimiz Aleyhisselam da gülüyor. Tebessüm ediyor hani Hazreti Ömer konuya girmeye çalışıyor ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gülünce de Hazreti Ömer hemen oradan bir fırsat buluyor. Ya Resulallah Allah aşkına söyle hanımlarını boşadın mı diyor. Efendimiz Aleyhisselam yok ya Ömer boşamadım diyor. Sadece böyle bir ilah yani bir yeminde bulundum diyor. Bir ay boyunca evi terk ettim diye anlatınca çadırdan sesler geliyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hazreti Ömer dışarı çıkıyor anlatıyor. Herkes mutlu. Allah Resulü'nün hanımlarını boşamadığını sadece bir aylık bir yeminde bulunduğunu duyunca herkes çok mutlu oluyor. 29 gün bitince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hane-i Saadetlerine geri dönüyor ve Hazreti Ayşe'nin yanına varıyor. Ahzab suresinden ayetler nazil olmuş. Ayetler şunlar. Ahzab 28-29. Ey peygamber! Eşlerine şöyle de. Dünya hayatını ve güzelliklerini istiyorsanız gelin size bir şeyler vereyim. Sonra da güzellikle sizi serbest bırakayım. Yok, eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız şunu bilin ki Allah içinizden iyiliği seçenlere büyük bir ödül hazırlamıştır. Ayşe annemize bu ayetleri okuduktan sonra ya Ayşe bir karar ver. Dünyayı mı istersiniz? Eğer isterseniz ayetin beyan ettiği gibi ben size davranayım. Yoksa Allah ve Resulünü ve ahiret yurdunu mu istersiniz? Arzu edersen evine git. Anne babana da danış. Onlarla da istişare et ve karar verip geldiler. Ayşe annemiz der ki ne istişaresi ya Resulallah? Benim tarafım belli değil. Ben yalnız ve yalnız seni seçerim der. Ya Ayşe peki ya diğer hanımlar ne söyler dediğinde bak şey çok ince. Yani ne kadar hani Efendimiz'e muhabbetten ince bir yarış da olsa adaletleri şahane. Ayşe annemiz der ki ya Resulallah ben inanıyorum ve biliyorum ki onlar da benim tercih ettiğimden başka hiçbir şey istemezler. İnsafları ve adaletlerini ölçüde inanılmaz bir ölçüde değil mi? Adalet insafa bakıyor. İnsaf ise kanaate bakıyor. İnsaf nısıfla aynı kökten geliyordu. Nısıf ne demekti peki? Yarı yarıya demekti. Yani %50 sen haklı olabilirsin. %50 de ben haklı olabilirim kavramı ne demek oluyor? İnsaf demek oluyor. Bir insan ancak insaflı olabilirse adaletli kalabilir. Aramızda bir olay yaşadık Zilal. %50 ben haklı olabilirim, %50 sen haklı olabilirsin diye. İnsaf ile davranabilirsek ancak adalet doğar ve Ayşe annemiz burada da onun örneğini veriyor. Adaletli davranıyor çünkü insaflı. Peki insafı besleyen asıl olay nedir? İkinci mektup. Kanaattir. Bir insan Allah bana bunu verdi. Allah bana böyle bir hayatı yaşattı. Allah bana bu gömleği verdi. Allah bana bu eşi verdi. Allah bana bu hayatı verdi. Allah bana bugünlük bu kuru ekmeği verdi diye kanaat ederse o kanaatin sonucunda insaf doğacaktır. İnsafın sonucunda da muazzam bir şekilde adalet yükselecektir. Evlilikleri bitiren şeyler bu. Önce kanaat yok. Kanaat olmayınca insaf yok. İnsaf olmayınca adaleti yaratanın adaletine bile güvenmiyorsun, kaderine bile iman etmiyorsun ve o evlilik zir-i zeber oluyor. Kanaat olmayınca evlilikte elindekilerle de yetinemiyorsun. Etraf gibi olayım, birileri gibi gözükeyim diye borca giriyorsun, faize giriyorsun ve ardından sanki kocanla veyahut karınla yani eşinle değil de koltukla, halıyla, perdeyle evlenmiş gibi bir hayat sunuyorsun. Şu koltuğun bana verebileceği mutluluk ne kadar olabilir? Size bir şey söyleyeyim. Bu koltuklar yapıldığında bile 3 gün sonra yeni bir koltuk mu, farklı bir koltuk mu ben unutuyorum. Sadece aklımda şuraya oturayım da şu işimi yapayım oluyor. Yani 3 gün sonra unuttuğum bir şey sana kaç gün mutluluk verebilir ki? Değer mi dünyayı böyle tartma hamlığına, değer mi ahireti dünya ile tartma hamlığına diye kendimize sormamız gerekiyor. İla hadisesi de bu şekilde gerçekleşiyor. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.